Bakalım ne halt işleyeceğiz şimdi. Sakın ola kulüp başkanına, yöneticilerine, oyuncularına, Barcelona'na, kaleden çıkarken ya. Anasını ağlatırım ortamda. Eşittir. Noktanım diye gelin. Yine bir İstanbul trafiği günü, yine bir curcuna, yine bir kaos. Neyse ki altımızda. MG'nin EHS aracı bizimle birlikte çünkü çok güzel bir, çok bomba gibi bir konağa gidiyoruz. Yolumuz biraz daha var ama neyse ki EHS otomobilimiz. Daha önceki bölümlerde anlattığımız gibi birçok güzel teknik özelliğe sahip. Nasıl mı? Zaten yüksek baş ve omuz mesafesiyle yükseltilmiş bir sürüş pozisyonu sunuyor. Anında gördüğünüz gibi ben ne kadar koltuğu yukarı doğru yükseltsem de çok rahat, çok ferah bir şekilde, zaten üstte açılır tavanımız var, onun ferahlığıyla birlikte yolculuğumuzu yapıyoruz. Geniş diz mesafesi, arkada saklama alanları çok çok değerli. Rahat koltukları ve geniş bagaj hacmiyle EHS gerçekten çok çok rahat bir deneyim sunmakta. Haydi konuğumuza gidelim bu rahatlık içerisinde. Evet, sonunda geldik. Yılmaz Hoca aslında ben Tiki Taka formatına başladığımdan beri bir şekilde ikna edip ulaşmaya çalıştığım bir isimdi. O yüzden heyecanımız fazlasıyla yüksek. Abi hadi sen dön gidelim. Ve işte karşımızda çok sevgili Yılmaz Hocamız. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim Irmak'cığım. Nasıl keyifler? Çok iyi gözüküyorsunuz. En son görüştüğümüzden beri bayağı aman, kilo vermişsiniz. Bir tahtaya vur bari. Tabii. Nazlar değil misin? Nasıl çok iyi gözüküyorsunuz gerçekten. Sen de, i̇yi sen de çok güzel gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Bir tanem benim. Senin bu güzel programına davet ettiğin için teşekkür ederim. Teşekkürler hocam. Bakalım ne halt işleyeceğiz şimdi. Hocam tabii şimdi sizi yakalamışken size konuşacak çok fazla şey var ama biraz daha sizin günlük yaşantınızla başlayalım isterim. Bugün Yılmaz Hoca güne nasıl başladı? Ne oluyor? İşte hafta sonları maçlara gidiyoruz. Aile Almanya'da olduğu için geçen gittim, bir ay kaldım. Bizim ufaklık orada Köln takımının altyapısında top oynuyor. Hem okula gidiyor, işte annesiyle orada. Bakalım onun geleceğini düzenlemeye çalışıyoruz. Geldim tekrar buraya. İşte sağ olsun firmalar arıyor. Reklam filmi çeker misin hocam? Onları konuşuyoruz. Senin gibi kıramadığımız arkadaşlarla YouTube programları yapıyoruz. Benim kendi kanalım var, Yılmaz Bural kanalı. Gelin oraya, izleyin bizi. Bu arada bizim reklam daradan çıktı yani. Tabii hocam, evet. Lütfen. Hocam mutlaka evde de maç izliyorsunuzdur diye düşünüyorum herhalde fazlasıyla. Yanılıyor muyum? Duyamadım rüzgardan. Herhalde evde de fazlasıyla maç izleme mesainiz oluyordur diye düşünüyorum. Irmak, futbol o kadar uzun yıllardan beri işin içindeyiz ki artık hep eksiklerini konuşmaktan, hep tartışmaktan, hep eleştirmekten İnan seyretme keyfi kalmadı yani. Çünkü Irmak katılır mısın bilmem. Yani Türkiye'nin en önemli maçı. Şimdi mesela bu hafta Beşiktaş-Trabzon maçı var. Bu maçı seyrettikten sonra İngiltere Ligi'nin eve geliyorsun, bir vasat maçını açıyorsun seyredeyim diye. Başka bir şey oynanıyor Irmak. Neden ya? Orada başka bir tempo var. Orada hakem başka. Oyuncunun ahlakı başka. Seyredenin tavrı başka. Biz ne zaman bu hale geleceğiz? Futbol böyle olmamalı mı? Ha, onlar bunu yaşamadı mı? Ezel faciasını biliyorsunuz Belçika'daki. Tabii. İngiltere'de statların yandığı dönemleri biliyorsunuz. Şöyle çökelim mi hocam bu arada? Ya bak yoruldum be, oturalım biraz gel. Peki hocam biraz tempo yapalım. Kısaca en çok takip ettiğiniz 5 lig. Dünya futbolunun en önemli 5 ülkesi Fransa, Almanya, efendim, İngiltere, İspanya, İtalya. Yani bu ligler, burada bu iş meslek. Bu işte kulüp başkanları tanımaz kimse. Tesisleşmesinden tut, kulübün bütün işleyişine kadar her şey o kadar doğru yapılıyor ki. Ne oluyor? Bakın bugün İngiltere Ligi'ni dünyada duyduğum kadarıyla, yanlış olmazsa bilmiyorum doğru mu, beni onayla. 2,5 milyara yakın insan İngiltere Ligi'ni satın alıyor. Çin, Japonya, Afrika. Herkes satın alıp bu ligi izlemek istiyor. Yani bu ne demektir? Türk futbolunu yöneten arkadaşlara bir mesajdır. Siz bu işi doğru yapamıyorsunuz, biz de sizi izlemiyoruz demektir. Futbolcusuna sistemdir, antrenörüne sistemdir, yöneticisine sistemdir, futbolu kim yönetiyorsa onlara sistemdir. Hiç kimse üstüne bir şey alınmıyor ya.
Her şey doğru demek yani. İsterseniz biraz daha hareket edelim. Site çok güzel benziyor. Dinlendim zaten. Bak şurada kargalar var. Gel o tarafa dur. Sen bu tarafta dur. Ben o tarafa gideyim. Tamam peki hocam. Şöyle geri geri gideyim. Bu arada izninizle değişik olsun yani. İzninizle sorulara da devam edelim isterim. Tabii. Futbol tarihinden birisiyle yemek yiyeceksiniz. Kimle yemek isterdiniz? Akşam yedim mesela. Kimle hocam? O kadar mutlu oldum ki. Şenez Erzik'le. Çok değerli bir isim. Peki yani işte efendim ne söyleyeyim, ne bileyim Pele olsun, Maradona olsun. Yok ya yani ne olacak? Pele'yi yemek yesen Cruyff olsun ya. Böyle birisiyle hiç tanışıp ya, fikir alışverişi yapmak istedim. Beckenbauer'la bir tanışıklığım var. Hı-hı. Beraber kurs yaptık Almanya'da. Bakın şimdi bugün mesela Arda kardeşim Eyüp Spor'un antrenörü oldu. Yani bilmiyorum Arda doğru mu yaptın? Yani ya daha futbolculuğu bıraktığın çok az bir zaman oldu. Ne zaman pro lisansa sahip oldun ve ne zaman bu birikimi sağladın? Çünkü antrenörlük o kadar çok yönde eğitilmeyle ilgili bir dünyanın en zor mesleği. Yalnız futbol oynamış olmak yapabilirsin kanaati oluşturabiliyor. Yani oynadı, biliyor, gördü, çalıştı etti. Bizim ama coğrafyada mı biraz daha hızlı gidiyor hocam bu süreç? Yani olmaz ya, müsaade edilmez yurt dışında buna. Şimdi tabii yani bizde antrenör Arda olmayacak da kim olacak? Tabii ki olacak. Bakınca yani kariyer. Ona yakışır. Yani tabii ki onlar olsun. Ama bu kadar da çabuk olmaz. Hocam bazı size şimdi cümleler okuyacağım. O cümlelerin devamını sizin tamamlamanızı rica edeceğim. Söyle bakalım kardeşim. Bugün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olsam ilk olarak nokta nokta nokta. Anasını ağlatırım ortada. Eşittir. Noktanın diye gelirim. Peki hocam merdivenlerden aşağı doğru mu şimdi? Merdivenden yukarı çıksak daha iyi olur. Öyle mi diyorsunuz? Evet hocam tamamlamalı cümlelerimize devam ediyoruz. Türk futbolcusu bir gün nokta nokta nokta. Türk futbolcusu bir gün ki ben Türk futbolcusunun o güne geleceğini düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Çalışmayı sevmiyorlar. Yani bir günün devamı bu bağlamda çok üst düzey bir başarı zannediyorum. Sanmıyorum. Çünkü bu işin nicelikle alakası yok, nitelikle alakası var. Türk sporcusunu, futbolcusunu nitelikli hale getirecek bir yapı yok. Türk spor medyası bir gün nokta nokta nokta. Bu işten en çok nemalanan maalesef Türk spor medyası. Niye maalesef? Onlar parayı buluyor, eziyeti biz çekiyoruz yani. Peki hocam biraz Galatasaray Fenerbahçe. Ve insanları maalesef asli görevleri olan uyandırmak ve yanlışı anlatmak olan medya bu konuda sınıfta kalmıştır. Evet, çuvaldızı kendimize batırmamız lazım. Galatasaray'ın kadrosu bende olsa nokta nokta nokta. Okan kardeşim yapıyor zaten, bize ihtiyaç yok yani. Yani iyi bir kadro. Fenerbahçe'nin sorunu nokta nokta nokta. Fenerbahçe'nin sorunu. O kadar çok sorun var. Yani burada sevgili Ali Koç oraya gelirken ondan beklenen bir şey vardı. Çok kurumsal bir Türkiye'nin en önemli şirketinin, kurumunun, holdinginin başında çok başarılı olmuş iş hayatında. İnsanın Fenerbahçe'ye geldiğinde aynı şirketindeki bir kurumsal bir yapı oluşturup, işi ehillerine bırakıp, dolayısıyla ya oyuncu seçmek bu kadar zor değil ya. Bunu seçerken her sene bir 15-20 kişi yollayıp 20 kişi alıyorsanız bunda bir hata vardı. Yani sevgili başkanımızın döneminde sanırım 100'e yakın oyuncu geldi gitti. Niye oluyor? Neden kaynaklanıyor? Bunu kendisi sanırım sorguluyordu kendini. Çok kolay olan bir işi çok zora sokuyorlar. O da acaba bu futbolun dıştan baktığınızda basitliğinden mi kaynaklanıyor? Ya ben de bu işi yaparım. İşte bu iş o kadar zor değil diye mi düşünülüyor? Aldatır yani. Çünkü ego yönetmek çok kolaydır. Peki Beşiktaş Şenol Hoca ile nokta nokta nokta. Şenol Hoca Türk antrenörünün yabancı antrenörden bu işi çünkü insanla yapılan bir iş olduğu için o tribün sosyolojisini biliyor. Takımların beklentilerini biliyor. Dolayısıyla ya bu işin büyük bir kısmı insan idaresi. O yüzden bakın geldi Beşiktaş'ı yeniden toparlanır hale getirdi canım kardeşim. Ve şu anda Beşiktaş en azından ikinci olmak adına bir imkan yakaladı. Hocam Arda Güler'e vereceğiniz ilk tavsiye, bir tane de Arda Turan'ı alacağım. İki Arda'ya birer tavsiye. Arda'm şimdi nasıl bir antrenör karakteri çizeceksen o senin peşinden antrenörlük hayatın bitene kadar gelecek. Onun için sakın ola kulüp başkanına, yöneticilerine, oyuncularına taviz vererek bu işi yaparsan olmaz. Kendi bildiğin gibi ol. Aslan gibi bir karakterin var, seni çok iyi tanıyorum. Karakterinle davranın. Arda Güler'e de söyleyeceğim. Arda'cığım, futbolda topun bir oyuncuda olma süresi 1,5 ve 4 dakika arası değişiyor. Dünyanın en iyi oyuncusu Messi'ye gelen top maç boyunca 4 dakika. Bu ne demektir? 86 dakika topsuz oyun var.
ve sen toplu olan boyutunda harikasın. Oyun görüşün, zekan, pas verme becerinin, şut atma kabiliyetin, serbest atışları kullanman. Ya bir futbolcu olması gereken her şey sende fazlasıyla var. Ama topsuz olayda ben baktım tarafa, 86 dakika ne yapıyorsun? Eğer top sende yokken hücum ederken ne yapıyorsun? Top sende yokken savunurken ne yapıyorsun? Yani bunlar kazanabilecek şeyler. Çalışınca bunlar olur. Daha gelişimini çok tamamlamış birisi değiliz. Benim sana bir hocan olarak tavsiyem, bu tarafını geliştir. Bırak Türkiye'yi, zaten dünyanın en iyi oyuncularından birisi olabilirsin. Hocam küçük bir tempo yapalım. Deplasman mı, iç saha mı? Benim için fark etmiyor. Savunma mı, atak mı? Atak. Frikik golü mü? Sana bir şey söyleyeceğim. Atak oynamayı düşünen türlü yapacağı antrenman tarzı da farklıdır. Savunma oynayacak takımın antrenörü yapacağı antrenman tarzı da değişir yani. Peki Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak mı, Dünya Kupası'nı kazanmak mı hocam? Şampiyonlar Ligi bana sorarsan Dünya Kupası'ndan daha değerli. Çünkü harbiden futbol oynayan ülkelerin arasında oluyorsun. Yoksa mesela bu sene yine sürpriz takımlar vardı. Kim vardı? Fas vardı. Başka kim vardı Irmak? Duyabiliyor musun Irmak? Ha, duyamadım hocam, pardon. Dünya Kupası'nda Fas'tan başka kim sürpriz yaptı? Japonya yaptı biraz galiba. Fas değil mi? Japonya yaptı. Tabii Japonya önümüzdeki turnuvalara güzel yani, sinyal bıraktı. Böyle sürprizler çıkıyor ama Şampiyonlar'la ilgili sürpriz yok. Aynen. Yapan var. Peki, kaprisli ama yıldız futbolcu mu, karakterli ama yeteneksiz futbolcu mu? Onu hangisini tercih edersiniz? İkisi de birbirine benziyor mu? Ama bir tanesinde kapris çekiyorsunuz, bir tanesinde de kaprisli yıldız bir antrenörün ikisini de yönetebilecek tarzı olmalı. Evet. Yani o da lazım, o da ya tabii ki çok iyi olan kaprisli olur ya. Hak edilmiş kapris diyebilir yani, miyiz? Yani olsun o kadar ya. Peki Messi mi, Ronaldo mu? Ya ben Messi, çünkü daha bir yetenekle, bir yerinde daha bir çalışmayla. Yılmaz Vural'ı çevresi 3 kelimeyle nasıl anlatır? Sadece 3 kelime. Çevremiz beni şaşkınlık içinde kalıyor antrenör hayatımı görünce. Günlük hayatta dünya umurunda olmayan gibi, işte neşeli, değer vermeyen önemli şeylere falan bir insan gibi görebilirler ama iş hayatımda özel hayatım arasında çok büyük farklılıklar var. Bazen ben kendimi orada tanıyamıyorum yani. Peki hocam, meşhur röportajınızı hatırlayalım. Kayseri Spor maçını 3 kelimeyle özetleyebilir misiniz? Şu meşhur tecavüz. Tecavüz ettiler. Bizi ilk maçta Elazığ'dayım. Evimizde 4-0 yendiler. İkinci maç oynuyoruz Kayseri'de. Aha. 15. dakika 1-0 galibiz. En önemli oyuncular atıldı. Tamam dedim, Allah, sıra bizde. Bir Arjantinli oyuncusu vardı. Tek başına yendi herifi, alıyor hepsine çalım atıyor. 4-1 mağlup olduk. Girdik soyunma odasına, duş bile almadan hemen havaalanına gitmemiz gerekiyor. Uçağı kaçıracağız. İşte kardeşimiz geldi, sordu. Hocam işte ne düşünüyorsunuz diye. O kadar çabuk bir şey ifade etmem gerekiyordu ki. Tecavüz ettiler dedim, zaten yayın bitti. Uçağı kaçırmadık ama. Hocam sağ kenarında kullandığınız, en çok kullandığınız 3 fırça. Ya, zaten YouTube'dayız hocam, biliyorsunuz siz de YouTube'a aşinasınız. Bükleyebiliriz de bu arada. Bence herkes sizin samimiyetinizden emin. 3 fırça. Bazı takımlarda bazı arkadaşlar oynattığım halde oynamak istemiyorlar. Kulübede daha keyif yapıyorlarmış. Ve formatımızın olmazsa olmazı, baş döndüren sorular Yılmaz Hoca ile birlikte başlıyor. Hocam hazır mısınız? Sorgulama durumuna girdik galiba. En çok kullandığınız yalan? Bir sürü vardır ya. Seçemiyorum. Peki hala. Geçirdiğiniz en zor günü hatırlıyor musunuz? Hatırlamaz olur muyum? Korona olduğumda tekrar ben burada Acı Badem, Altıbizade, herkese kendimden teşekkür ediyorum. Geldik hemen, bana oksijen tüpü taktılar. Olmadı, biraz büyüttüler. Olmadı, kafamdan bir şapka gibi bir şey geçirdiler. Dedim doktora, dedim ki ya ben bunu takamam. Ne yaparsan yap, önce Allah sonra sen. O da aldı götürdü yoğun bakıma ve 10 gün entübe oldu. Yani kolay değil. Evet. Diye. Bir kez daha geçmiş olsun hocam. En büyük fobiniz? Yani böyle çok kapalı yerleri sevmiyorum ya. Vazgeçmeye çalıştığınız kötü bir alışkanlığınız var mı? Allah bana peygamber sabrı versin. Hiç kinlenemiyorum kimseye. En bana kötülük yapana bile kin duygusu diye bir şey yok. En son ağladığınız şeyi hatırlıyor musunuz? Ya ben çok ağlarım. Mesela beni
birazcık olsun duygularıma dokunduğumda gözümden yaş gelir yani. Ağlamayı seviyorum ben. Nefret ettiğiniz üç şey? Ya tabii ki insani özelliklerini kaybetmiş insanlardan nefret ediyorum yani. Asla yapmam dediğiniz üç şey? Hayatım boyunca kimseden hiçbir şey almadım. Niye? Çünkü geri veremeyeceğimi düşündüğüm için. Yani insanın aptal yerine konması. Yani yaptığın şey sanki fark edilmiyormuş gibi. Herkes kendine göre şeytan yani. Pekala hocam, böylelikle Tiki Taka'nın sonuna geldik. Yapma ya. Vallahi sonuna gelebildik mi? Ağrısı sızısız oldu. Tiki Taka deyince bir uyum gelir insanlara. Barcelona. Kaleden çıkarken aya. İyi çıkabildik mi acaba? Peki hocam, sizi çok seviyoruz. İyi ki bize vakit ayırdınız. İyi ki varsınız. Ben de hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.